Hoş geldin Murat kardeş. Reisle mi görüşeceksin? Burada mı Alparslan Bey? Burada. Gel götüreyim kardeş. Özlem. Nereye gidiyorsun? Biraz ara vereyim dedim. Ama bir mahsuru varsa çıkmayayım. Yok yok. Keyfine bak. Zorla bir ilişki yaşanmıyor. İlyas bitti diyorsa bitmiştir. Ben ne yapabilirim ki? Bence herkes boşuna çabalıyor. Hayriye Hanım yine çağırmış. Gel konuşacağız diye. Bak gitmemen doğru olmaz Özgürcüğüm. Gitmeyeyim diye söylemiyorum abla. Ama İlyas bir şey dediyse... Bırakın annesini. Abisinin bile dediği lafın önemi yok. Beltemi yengem. Reis odadan laptopunu istiyor. Getireyim Zafer abi. Hatice ablalar adı Özgün yengem. Biz ne zaman geçelim? Ben kendim giderim Zafer abi. Ayrıca artık yenge durumuna da gerek yok. Bize bir talimat gelene kadar yengemizsin. İlyas Yeşil'in de ne dediğini bir önemi yok, affedersin. Yakında gelir. Yani gelene kadar durum bu. Hazır olduğunda haber et, beraber geçelim yenge. Zafer abi bir şey soracağım. Buyurun Cemre Hanım. Anladığım kadarıyla Alparslan Bey Özlem'i terk etmiş. Siz bu durumla alakalı bir talimat aldınız mı? İşine son vermek için mi soruyorsunuz Cemre Hanım? Yok canım, ben Özlem'in neden işine son vereyim? Ben gayet memnunum Özlem'den. Vallahi bir ayrılık durumu söz konusu. Ama Meltem yengemi, Özlem yengemi dersen... baskın olan taraf Meltem yenge gibi duruyor. Kolay gelsin. Merhaba Meltem Hanım.
Odaları sprey sıkar mısınız? Bazen Meltem Hanım. Eğer rahatsız olduysanız odanızı havalandırabilirim. Yok, yok. Ben merak ettim sadece. Kolay gelsin. Ne Mesut'un, ne Akif'in Paçalı ailesiyle ilgili bir temasta olduğu görünmüyor. Başka birisi üstünden bağlantı kuruyor olabilirler. Olabilir. Ama kayıtlarda öyle bir temasa rastlamadım Faruk. Ne oldu Murat? Bunlar birdenbire İlyas amcamı içeri atıp mevzuyu kapattılar mı? Hepimizi bitirmeye karar vermişken ne oldu da duruldular? Sırayla hepinizi içeri almak için... Bence bir yanlış yapmanızı bekliyorlar. Peki bu senin yorumun mu? Alparslan abiyle ilgili ellerinde bir kayıt olduğu konuşuluyor. Ama nedir, ne değildir bir bilgi erişimimiz yok. Neyse boş ver bizi. Bu Akif ne yapar? Nereye gider? Kimlerle gezer? Bana bunlar lazım. Sen gün içindeki durumunu takip ediyor musun? Ediyorum abi. Buraya gelmeden önce öğrendiğim İlyas abinin yattığı cezaevinin müdürüyle randevusu varmış. Reis, ben bir valideye Özgür Hanım'ı götürüp geleceğim. Var mı bir talimat? Sağ ol Zafer abi. Cezaevi müdürüne gittiyse olaylar tırmanacak demektir. Sağ ol Murat. Bir şey olursa haber verirsin. Haberim olursa bildiririm. Eyvallah. Ben seni geçeyim. Depolardaki mühimmatların yerini değiştirmemiz lazım. Abi, güvenli yerdeler zaten. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin yeri güvenli değil. Sen Özlem'den falan mı rahatsız oldun? Hani Özel'inle ilgili bilgi verdiği için. Bu konu devletle ilgili. Bu konuda Meltem bir yanlış yapmaz. Faruk, sen dediğimi yap. Güvenli yerler bul. Tamam abi. Cemre Hanım, bugün biraz erken çıkabilir miyim? Olur. Hasta falan değilsin değil mi? Yok, halletmem gereken bir iş vardı. Tamam canım. Yarın görüşürüz. İş arıyor belli ki. Öğleden sonraları izin istiyor iki gündür Özlem Hanım. Niye ki? Ben nereden bileyim niye? Kasır ermiyor işte bazı şeyleri. Bana müsaade. Düşürmüşüm.
cezaevi ile ilgili bir durum var da sen otele mi gelirsin yoksa ben senin bulunduğun yere mi geleyim? Tamam, tamam bekliyorum. Sen ayrılım dedin ama Özlem'le görüşmeye devam mı ediyorsun? Bu da nereden çıktı? Görüşüyor olabilirsin. Benden saklamana gerek yok. Bileyim ki aksi bir durumda arkanda durabileyim Alparslan. Meltem, senin bilmen gereken bir durum yok. Kızın işine son vermedim diye bir şüphen varsa buna da gerek yok. İnsanların duygularıyla oynuyoruz. Bari ekmekleriyle oynamayalım dedim. Eğer gerekiyorsa üstlerine danışırsın. Onu da yaparız. Tamam Alparslan. Bir şey demiyorum. Nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmaz.